Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz fonksiyonlar dostayı yazıyoruz ve fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Tabii ki de bir fonksiyonun tersindeyiz. Bakın şimdi bir fonksiyonun tersini alırken ne oluyormuş bir bakalım. F fonksiyonu A'dan B'ye birebir ve örten olacak bir fonksiyon ise fonksiyonun tersi vardır. Ve burada f-1 dediğim ne oluyor? Fonksiyonun tersi oluyor. Yani tanım kümesi, görüntü kümesi. Bakın tanım, değer doğru mu? Yani burası. Bunlar ne oluyor? Yer değişiyor. O zaman b, a. Yani yine fonksiyon olabilmesi için tekrardan tersinin de fonksiyon olması gerekiyor. Onun için ne oluyor? Birebir ve örtün olması lazım. Peki o zaman burada nasıl olacak? Fonksiyon a'dan b'ye gidiyor, x, y'ye gidiyor. fx eşittir y. Bakın bu kavramı öğrenmiş oluyorum. Yani fx dediğim ifade y'dir. Burada eğer ki b'den a'ya gidiyorsa yani tersini aldım. O zaman ne olacak? x y dediğim ifade bakın f'i karşıya gönderin. x yalnız kalacak. Yani sen f'i karşıya attığında f eksi 1 y fonksiyonu ne oluyor? Tersi alınmış oluyor. Demek ki o zaman bir fonksiyonun tersini almak istiyorsan x'i yalnız bırakacaksın. x hop çıkmıyoruz. Yani x yalnız kalıyor. O zaman da oluyor? Fonksiyonun tersi alınmış oluyor. Şimdi bakalım sorularımıza hemen daha doğrusu uyarıda da şöyle bahsedeyim. Bakın burada şuna bakacağız. Diyeceğiz ki f'nin yani fonksiyonun tersini bulmak için verilen eşitlikte x yalnız bırakılır. Zaten söyledim. x yerine bakın f eksi bir x. fx yerine ne olacak? Burada y yazılacak. Yani tersini aldığında x'i yalnız bırakıyorsun. O zaman da oluyor? Orada Y gördüğün yeri x, x gördüğün yere, yere y yazdığında o zaman fonksiyonun tersi alınmış oluyor. Peki pratik olarak hızlı bir şekilde bir fonksiyonun tersi nasıl alınır? Bakın fonksiyonumuz ax artı b olsun. O zaman bunun tersini ben her zaman x'i yalnız bırakmayla uğraşacağım? Hayır. İşte doğrusal bir fonksiyon ise ters alınırken x eksi b bölü a diye yani a hop altı geçiyor. Bakın artıysa ne oluyor? Eksi oluyor. Eğer ki fonksiyon ax artı b bölü cx artı d şeklinde ise bakın x'ler alt alta gelecek şekilde yazdığınızda çaprazlama işaretlerle yer değiştirin. Artı d eksi d artı a eksi a olarak ne oluyor? Geçmiş oluyor ve fonksiyonu ne oluyor? Ters alınmış oluyor. Haydi bakalım o zaman örneğimize. fx eşittir işte 2x artı 1 ise fonksiyonun tersi ne olacak? 2x artı 1, x eksi 1 bölü 2. Bakın 2 alta indi. Ne oldu? Artı eksi oldu. x eksi 1 bölü 2. 3x eksi 2 tersi x artı 2 bölü 3. Bakın hemen 3 ne oluyor? Aşağı iniyor. Burada da x'ler 6 alta olacak şekilde yazdığınızda tersini alırken ne oluyor? Sanki eşitliğin karşısına geçiyormuş gibi düşünün. Eksi 5 artı 5 diye geçiyor. Yani 5x artı 3 eksi 3 diye geçiyor. Yani 5x artı 4 bölü 2x eksi 3 fonksiyonun tersi olmuş oluyor. Başka ne var? Bakın burada fx eşittir. 2x eksi 3 bölü x eksi 7. Yine ne yapacağım? Hop böyle çapraz yer değiştiriyorum. 7x eksi 3 bölü x eksi 2 olarak yazılabiliyor. Buna dikkat edin. Ve size şunu da söyleyeyim. Bakın burada y eşittir. Biz ne yapıyoruz burada? Hani Buradaki ifadede hani şuna dikkat edin diye söylüyorum. fx eşittir y bakın. 3x artı 4 bölü işte atıyorum 2x eksi 5. Bazen sorularda bu şöyle de verilebiliyor. x eşittir atıyorum. Dedi ki bize 5y artı 4 bölü bakın 2x eksi 3 diyerek verdim. Tamam mı? Hani 2y eksi 3 diyerek verdim. Asla ben ne yapıyorum? Fonksiyonun tersini almış oluyorum. Yani size sorularda burada şöyle yapabilirler diye söylüyorum. Yani bir fonksiyonun tersini alıp da bırakabilirler. Bakın fonksiyonun tersi alınıp bırakılabilir. O zaman burada hani şey e, x'i yani burada bakın şöyle düşünün. Burası neydi? y'ydi doğru mu? y eşittir fx. Sen burada fonksiyonda eğer şöyle bir ifade görüyorsan 5 çarpı fx artı 4 bölü. işte atıyorum 2 fx eksi 3 diye bir ifade görüyorsan yani fx şeklinde aslında bu nedir? Tersi alınmış bir fonksiyondur. Yani bunun tersini sorduğunda fonksiyon zaten tersi alınmış. Oradan işlem direkt olarak hani fonksiyonun tersi alınmış diyerek ne yapabilirsin? Sonuca gidebilirsin. Şimdi bakalım. Diyor ki bize bir fonksiyon vermiş. Bakın reel sayılardan reel sayıları. fx var 3x artı 2 bölü 5 demiş tersini soruyor. Bu fonksiyonun tersini hocam görmedik diyenler için öğrendik. Nasıl öğrendik biliyor musun? Şöyle. fx fonksiyonu hemen öğretmen formata uygula. Yani 3x artı 2 bölü 0 çarpı x artı 5 diyerek yaz. Al şimdi tersini. f 1 x diyorum. Ne oluyordu bunlar? Çapraz yer değiştiriyor. Eksi 5 x artı 2 bölü. Bakın ne oldu? Eksi 3. Eksi böyle durmaz. Bunu da düzeltelim. f 1 x diyorum. Eksiyle çarp. Yani 5 x eksi 2 bölü ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor. 5x eksi 2 bölü 3 yani cevap nedir? A seçeneği olmuş oluyor. Ve geldik 21. Bakın burada biraz önce aslında anlattığım şeydi. Bakın dedim ki size burada tabii ki fonksiyon ne olmuş? Demiş ki reel sayı eksi eksi 1. Bakın r eksi 3. Niye bunu veriyorlar? Yani problem olmasın diye. Bakın paydada herhangi bir tanımsızlık olmasın. Eksi 1'i hani e, verilen ifadede e, siz burada eksi 1'i yazdığınız zaman tanımsız yapıyor. Öbürünü de 3 yazdığınızda tanımsız olmuş oluyor. Şimdi soru şu. Diyor ki bize f eksi 1 x diyor nedir diyor. Yani tersini soruyor. Zaten ters alınmamış mı? Bakın burası ne? Gördüğünüz gibi y. Doğru mu? O zaman ben fonksiyonun aslında tersini almışım. Yani x'i yalnız bıraktığında fonksiyon ters alınmış olmuyor muydu? Evet ters alınmış. Aslında bu nedir? Yani y gördüğüm yere bakın bu aslında şöyle fonksiyon. x eşittir y eksi 3 bölü 2 eksi 3y. Ben bunun zaten tersini almışım. Sadece olay ne? x gördüğüm yere y yazacağım. y gördüğüm yere x yazacağım. Yani x eksi 3 bölü 2 eksi 3x diyeceğim. Bakıyorum cevap hangisi oluyor? Tabii ki de C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 22'ye. Şimdi bakın soru şu. Burada yine tanım kümesi ve ne verilmiş? Değer kümesi. Fx A Ax eksi 4 bölü bakın 3x eksi b veriliyor. Buna göre a artı b toplamı nedir? Şimdi burada a ve b'yi nasıl buluruz? Burada şunu söyleyeceğim. Bakın burası tanım kümesinin paydasını sıfır yapar. Yani tanım kümesi bu değil mi? O zaman 2 yerine yazdığımda 6 eksi b eşittir sıfırdan. Bakın b ne gelir? 6 gelir. Yani bu tanım kümesinin paydasını sıfır yapıyor. Yani tanımsız yapıyor. Onun için kümeden atıyorum. Peki bu ne? Bakın burada şöyle tersinin tanım kümesi. Bakın tersinin tanım kümesi. Ne demektir tersin tanım kümesi? Hani tersinde burası oklar yer değiştiriyordu ya o zaman bu tanım kümesi olmuş öyle. Tersinde tanım kümesi. O zaman ben fonksiyonun tersini alırsam. Bakın f eksi 1 x. Ne gelecek burası? Hop şunlar yer değişiyor. Yani bx eksi 4 bölü. Bakın 3 x eksi a. Yani bunun paydasını sıfır yapan değer ne? 3 olmuş oluyor. x değeri 3 oluyor. Yaz yerine 9 eksi a eşittir sıfır dersem. Bakın a ne gelir? Tabii ki de 9 gelir. Ne istiyor bizden? A ile B'nin toplamı cevap da nedir? Tabii ki de 15 yani C seçeneği olmuş oluyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bu tanım kümesinin paydasını sıfır yapar. Bu da tersinin paydasını sıfır yapar. Asıl olay bu yani. Geldik 23'e. Şimdi burada da bakın diyor ki bize fx eşittir 2 üzeri 3x eksi 1 olduğuna göre f 2x'in fx türünden eşiti nedir diyor. Hemen şunu bir yazalım. Bakın fx eşittir 2 üzeri 3x eksi 1. Bunu hatta ben şöyle yazayım. 2 üzeri eksi 1 diyerek yazabilirim. Peki f 2x'i de yazalım. f 2x nedir? f 2x. Yaz şimdi yerine. x gördüğün yerine ne yazıyorsun? Bakın 2x yazıyorsun. Çarpı 2 üzeri eksi 1. Buradan ne geliyor? f 2x eşittir. Bakın şöyle oluyor. Bunu e, ben şöyle yazabilirim. Hani amacım ortak olan ifadeleri bulmak. Hani birbiri cinsinden yazacağım ya. Burada ne var? 2 üzeri 3x var. O zaman ben burayı 2 üzeri şöyle 6x bakın 2 üzeri eksi bir de istiyorsan şöyle paydaya atayım. Ee, ve buradan ne oldu? 2 üzeri 6x eşittir 2 çarpı f 2x diyerek ben bunu yazabilirim. Şimdi birbiri cinsinden yazacaksam ortak ifadeler bulmam lazım. Ortak ifadeler kimler var? Gördüğünüz gibi yukarıda bakın buradaki ifadede 2 üzeri 3x ifadesini kullanabilirim. Yani şöyle düşünün. Burası fx eşittir. 2 üzeri 3x bölü 2'den yani 2 üzeri 3x eşittir. 2 çarpı fx oldu. Ben bunu kullanabilirim. Nasıl olacak bu? Şimdi burası ne? X arasında bir benzerlik olması lazım. O benzerlik nedir? Bakın 2 üzeri 6x nedir? 2 üzeri 3x'in karesi eşittir diyorum. 2 çarpı f 2x oldu. Öyle değil mi? Peki 2 üzeri 3x ne? Yaz bunu yerine. Bakın 2 üzeri 3x gördüğüm yere 2 çarpı fx diyorum. Karesi eşittir. Ne oldu? 2 çarpı f 2x. Bakın 2 çarpı f 2x. Bunu da yazıyorum. 4 çarpı f kare x eşittir. 2 çarpı f 2x diyorum. Ve buradan hemen düzenlemeyi yapacak olursak f2x'in bak sadeleştirdim. f2x ne oldu? Eşittir 2 çarpı f kare x olmuş oldu. Zaten bize sorulan ne? İşte bu. Yani ortak ifadeler bulmanız lazım. 2 üzeri 3x'i çektim buradan. Bakın 2 üzeri 3x ne geldi 2 üzeri 3x? 2 çarpı fx. Peki aynı ifadeyi 2x'i bir yazdım. Buradan 2 üzeri 6x eşittir 2 çarpı f2x. Bu ne oldu? 2 üzeri yani bu ortak olarak bağlantı bulmam lazım. 2 üzeri 3x'in karesi demektir. 2 üzeri 3x gördüğüm yere 2 çarpı fx yazıyorum. Karesini aldım ve oradan da hani ne geldi? Bakın 2 yani f 2x 2 çarpı f kare x yani e, c seçeneği olmuş oldu. Peki bunu başka nasıl yazabiliriz? Bunu şöyle düşünün. Hani şıklardan gidebileceğim direkt test mantığı olduğu için söylüyorum. Mesela burada birbiri cinsinden yazabilirsin. Ne demek biliyor musun? Mesela ben fx'i biliyorum. fx ne? 2 üzeri 3x eksi 1. Peki f 2x ne? Aslında benzer mantı, e, mantığı ta bölme bölünüm bilme taraflarında falan göstermiştim. Yerine yazarsak ne olur? 2x yazıyorum bakın. x gördüğün yeri 2x yazarsan ne olur? 6x, e, 6x eksi 1 oldu. Bakın burası 6x eksi 1. Şimdi diyorum ki buraya bir değer ver. Nasıl? Mesela x gördüğüm yere atıyorum 0 veriyorum ya da 1 veriyorum. Önemli değil. x gördüğüm yere 1 ver. Diyelim f1 2 üzeri 2. Doğru mu? Bakın f2 1 veriyorum x gördüğüm her yere. O da işte nedir? 2 üzeri bakın kaç oldu 1 verdiğimde? 4 oldu. Doğru mu? Şimdi ben f1'in 4 olduğunu biliyorum. Bakın bu mantığa göre söylüyorum. O zaman F2 ne geliyor? O da eşittir 16 geliyor. Diyorum ki ben şıklarda X gördüğüm yere 1 yazdığımda sonuç 16 gelen neyse cevap o. Bak 1 yazıyorum doğru mu? Şimdi F1 tamam 1 yazdım. Hani X gördüğüm yere 1 yazacağım. Ama sonucun ne gelmesi lazım? 16 hani F2X'in F1 türünden eşitini soruyor ya. 1 yazıyorum bakın buraya 1 yazıyorum. Mesela buraya ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Öyle değil mi? Yani buradaki ifadeyi, bakın X gördüğüm yeri 1 yazıyorum. X gördüğüm yeri 1 yazıyorum. Bakın X gördüğüm yeri ne yapıyorum? 1 yazıyorum. Şimdi burası ne? F1. 4. Ee, burası ne geldi? F1 bakın. E, ne olmuş oldu? F1'in karesi. F1'in karesine ne? 16. Bakıyorum herhangi bir problem var mı? Şunu yanlış yazdık. 1 yazdığımda burası 5 geliyor. Evet. Burası ne? 32 pardon. Şimdi... Bir yazdığımda 32 gelen neyse cevap o. Bir yazdım 4, bir yazdım 16 geliyor. Bir yazdım ne geliyor? Bakın F1'in karesi 16 çarpı 2 o da ne geliyor? 32. Bir yazdım bakın 6. Bir yazdım ne geldi? 2 F1 yani 8 artı 3 11. Bu şekilde de şıklardan da gidebilirsiniz. Bu da nedir? Özel çözüm yolu olsun size. Tamam. Yani yerine yazarak, değer vererek mesela ben ne yaptım? 1 yazdım 225, 32. 1 yazdığımda sonuç ne olacak? 32 gelen şıklarda cevap olmuş oluyor. Geldik şimdi 24'e. Bakın bize neyi soruyor? Tersinde 13 soruyor. Hemen fonksiyonda bunu karşıya gönderin. Tersini almayla uğraşmayın. Direkt olarak şunu yazabilirsiniz. X artı 5 eşittir. F 1. 2 x artı 5. Benim amacım ne? 13 bulmak. Bakın hemen burayı 13 yapıyorum. Burayı 13 olmasını istiyorum. Ne yazarsam 13 olur. Eğer ki ben buraya 2 yazarsam. Bakın x eşittir. 2 için ne oluyor? 4, 9 oluyor. 3 yazarsam buraya o zaman ne olur? 2'nin küpü 8, 8, 5 daha ne oldu? 13 oldu. O zaman bak ne oluyor? Hemen x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 8 eşittir. F, 1, 13 olmuş oluyor. Direkt olarak bu şekilde işlem yazabilirsin. Yani tersinde 13 nedir? 8 olmuş oluyor. Geldik şimdi 25'e. Burada da bakın fx-1, 2-3x tersini vermiş 4 diye ne yapacaksınız? Hop bunu böyle karşıya atabilirim. Yani f4 eşittir a artı 3. Bakın bunu böyle yazabilirim. F4. Peki şimdi f4'ü bulalım. Hadi bakalım. F4 nedir diyorum. X gördüğüm yere 5 yazarsam direkt olarak f4 X gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakın 15. F4 neydi? A artı 3 eşittir. Eksi 13. Yani A eşittir nedir? Eksi 16. Cevap ne geliyor? A seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi bileşke fonksiyona. Bakın ters fonksiyonu öğrendik. Bileşke fonksiyon ne? Birden fazla fonksiyon oluyor. Yani burada f fonksiyonu a'dan b'ye, g fonksiyonu b'den c'ye gidiyor. Fog. Fog dediğim buradaki bakın bu o bileşik oluyor. Ya da yani bu fog dediğim ifade f bileşke gx. Yani bunun anlamı bu. Ya da gof dediğimiz g bileşke f diyerek ifade edebiliyoruz. Bunlara bileşke fonksiyon diyoruz. Bakın fog fonksiyonu bu a'dan başlıyor c'ye gidiyor. İşin özü bu. Yani nasıl oluyor? Burada bir a'yı b'ye taşıyorum. O zaman ne oluyor burası? Bakın bu f A oluyor. Anlaşıldı mı? Çünkü yani F'in içerisine A'yı koydum. F A oldu. Bu neydi? C. Bakın bu da GB oluyor. Doğru mu? B dediğim neydi? Burası F A. Ispatını yapıyorum. Aynı zamanda G bileşke F A dediğim olay buradan geliyor. Yani okunurken gof diye okunuyor. Bakın F G. yazarken ne oluyor? Hop A'yı C'ye götüren gof olmuş oluyor. Bu da ne oluyor? bileşke fonksiyon olmuş oluyor. Şimdi geldik özelliklerine. Bakın, bileşke fonksiyonun özelliği şu. Fog logof aynı değil. F bileşke gx g bileşke fx'e eşit değildir. Yani değişme özelliği yoktur. Bakın burada birleşme özelliği vardır. Yani birleşme özelliği dedim. Fog ifadesini hop buraya parantezi kaydırabilirsin. F bileşke g bileşke h bu şekilde birleşme özelliği diyoruz buna. Vardır. Bakın bir fonksiyonun kendisiyle tersi işleme girdiğinde yani birim fonksiyon çıkar ix dediğimiz yani ix ne birim fonksiyon x. Demek ki bunlar birbirini götürüyor ve ne oluyor? Ee, birim fonksiyon çıkmış oluyor. Başka fonksiyon birim fonksiyonda yani birim fonksiyonda kim işleme girerse girsin etkisiz gibi düşünün. Fonksiyonun kendisi açığa çıkar. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Ve burada da Aynı hani Demorgan kuralında yaptığımız gibi onun sadece bir tık böyle farklı olanı şöyle söyleyeyim. F bileşke G'nin tersi dediğimde bunlar yer değiştiriyor açtığınızda. G'nin tersi bileşke F'in tersi bakın bu güzel bir özellik. Yani bunu kullanabileceğimiz yerler olabilir. Onun için bu özelliği yani bilmenizde fayda var. Şimdi geldik neyi soruyor? F bileşke G1'i soruyor doğru mu? Bakın F bileşke G1. Yani önce neyi bileceksin? G1'i hemen G gördüğün yere 1 yaz. Ne oldu? Bak G1. G1 nedir? Yaz yerine 3-2'den 1 geldi. Bakın içini buldum. Yani G1 dediğim ifade, bakın G1 dediğim ifade burası ne oldu? 1 oldu. Soru ne oldu? F1 nedir oldu? F1 ne? X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bakın F1 eşittir 1. 7. Tabii ki cevap ne geldi? 7 gelmiş oldu. Bu şekilde. Yani tutup da F1'e G'yi oluşturmayın. Yani daha sonra 1 yazmayın. Yani tık tık diye git hemen en içeriden G1 daha sonra onun karşına ne gelirse F de yerine yazarsan değerini bulmuş olursun. Geldik 27'ye. F ve G birebir ve örten fonksiyon olmak üzere. Yani ters alınabilir anlamında bu. FX fonksiyonu vermiş. F1'e GX G3 soruluyor. G3. Şimdi benim elimde F bileşke G var. Hemen ben bunu bir oluşturayım. Bakın F bileşke Gx diyorum. Böyle yazabilirim. 3x eksi 4. Tamam, bunu yazdım. Şimdi benim amacım ne? G3'ü bulmak. G3. Ve fonksiyon var. E tamam F fonksiyonu var. Ben bunu oluşturabilir miyim? F bileşke Gx'i nasıl oluşturabilirim? Diyorum ki bakın eğer ki ben x gördüğüm yere gx yazarsam, bak gx yazarsam ne oluyor? F bileşke gx eşittir diyorum. 2 tane gx artı 3 oluyor. Doğru mu? Bakın burada x yerine istediğini yaz. istersen Ayşe de. O zaman f Ayşe 2 tane Ayşe artı 3 olur. gx yazdım. O zaman 2 tane gx artı 3 olur. Mantık bu. E tamam f birleşikliği gx'i ben böyle yazdım. E burada da var. E tamam ben buraya o zaman şunu yazamaz mıyım? 2 tane gx artı 3 eşittir 3x eksi 4. Bakın 2 tane gx nedir? Eşittir 3x eksi 7. Neyi soruyor bana? g3'ü. Yaz bakalım şimdi g3'ü. x gördüğün yerini yazacaksın. 3. Yazıyorum. 2 tane g3. 9 eksi 7, 2. Öyle değil mi? g3 3 eşittir ne geldi? Tabii ki de 1 gelmiş oldu. Zaten bize sorulan bu cevap nedir? A seçeneği olmuş oluyor. Ve geldik 28. Bakın burada neyi vermiş? Bir fonksiyon verilmiş. fx verilmiş. 3x artı 5 bir x 3 olduğuna göre fof fo, 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 fo 5. Yani burada 2018 tane f var. Bakalım bir yerde demek ki bir şeyler olacak. F bileşke, F bileşke, F bileşke, f bileşke nokta nokta. Bakın böyle başlıyorum. En içten birkaç tanesini bir açalım. İhtimalle ihtimalle bir yerde tekrar edecek. Tamam mı? Şimdi bakalım F5. Önce F5'e bakalım. F5. Şimdi F5 nedir? En içteki ifadeyi bulalım. F5. X gördüğün yere 5 yaz. 5 yazdığım zaman ne geliyor? 15, 20, 20 bölü 2, 10. Değil mi? 10. Tamam. F10 ne? F10. Şuraya bakalım. 10. Yazalım. 10 yazdım, 35 bölü bakın şimdi 10 yazıyorum x gördüğüm yere, 35 bölü 7 ne oldu? 5. E tamam yine geldi. Bakın f5 neydi? 10. F10 ne? Bakın kaç oldu? 5. Doğru mu? Bu birinci de, bu ikinci de. Demek ki o zaman üçüncü de ne gelecek? F5 yine 10. Dördüncü de ne? F10 eşittir 5. Demek ki çiftlerde 5, teklerde 10 geliyor. 2018 ne? Çift. Yani çift olan sayının cevabı ne? Tabii ki de 5 olmak zorunda cevap ne geliyor? C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 29. Bakın burada da yine tersiyle ilgili bileşke fonksiyon. Bakıyorum F var, G var. Burada ne oluyor? G var. Doğru mu? Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. En içten başlayabilirim ya da g fonksiyonu bakın f evet. hani farklı çözümler görün ki biraz ufkunuz genişlesin. g'nin tersi. O zaman ben her tarafa g'nin tersiyle şöyle işlemi alabilirim. Bakın şöyle. Bakın gördünüz mü? Oluşturabilir miyim? Evet oluşturabilirim. Ne oldu? Bakın g bileşke g hop bunlar birbirini yok etti. Doğru mu? Ve ne oldu? Bakın g'nin tersi bileşke f olduğu bakın x eksi 5 bölü x eksi 3 eşittir 2x eksi 6 bölü x artı 2. Benim amacım ne? 3. Yani g bakın burası 3 olmalı. 3. Hadi bakalım ne yazarsam 3 olur. Bilmiyorum. Al x eksi 5 bölü x eksi 3'ü 3'e eşitliyorum. x eksi 5 eşittir 3x eksi 9. Yani 2x eşittir 4'ten x geldi? 2. Demek ki x gördüğün yeri 2 yazman lazım. Aha bak yazıyorum. g-1 f3 eşittir diyorum. 2 yaz. 4 eksi 6 bölü 4'ten ve cevap ne geliyor? Eksi 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Yani A seçeneği olmuş oluyor. Geldik 30. sorumuza. Bakın burada da değişen bir şey yok. Bu da grafik üzerinden ters alma ve bileşke ifadesi var. Şimdi burada nasıl bakacağız? Şimdi bakın f eksi 2. Ne olacak f eksi 2? x'i eksi 2 olan nokta. Burada ise ne olmuş? Bileşke verilmiş. Önce verilen ifadeyi bir düzenleyelim. Şimdi diyorum ki f eksi 2 artı f bileşke f 2 bölü bakın tersinde 1 değil mi? Bakalım. Şimdi diyorum ki burada hemen şöyle ne sarıya alayım. X'i eksi 2 olan noktanın y'si ne? Yani burası bakın şöyle düşünün. Bu ne? Eksi 2'ye 1 noktası değil mi? X'i eksi 2 yani F gördüğün, X gördüğü yeri eksi 2 yazarsan sonuç ne? 1. Demek ki o zaman burası ne? 1 olacak. Peki F2. Bak dikkat bu ne? 2 0 noktası. Yani X'i 2 olan noktanın Y'si ne? Tabii ki 0. Bak içerisi ne oldu? 0. Peki F0 ne? F0 fonksiyona bakacaksın grafiğe. Bak sıfır bu x'i sıfır olan nokta da bak burası bu ne? Sıfıra eksi 2 noktası yani x'i sıfır olan noktanın y'sine eksi 2 demek ki o zaman burası ne? Eksi 2 bak tekrar söylüyorum. Şimdi 2'ye sıfır x burada ne? Grafiğe bakıyorsun sıfıra eksi 2 yani x'i sıfır olan noktanın y'sine eksi 2 olmuş oluyor. Peki tersinde ne? Bu sefer y'si 1 olan noktaya bakacaksın. Yani y'si 1 olan nokta. y'si 1 olan nokta. y'si. Aha bu işte. y1 x ne? eksi 2. Yani y'si 1 olan nokta ne oluyor? Eksi 2 olmuş oluyor. Peki bu işlemi de yapacak olursak ne oluyor? Hemen buradan yazacak olursam. Eksi 1 bölü eksi 2. Cevap nedir? 1 bölü 2. Yani d seçeneği olmuş oluyor Geldik 31. sorumuza. Aman Allah'ım Tanrım bakın dikkat yakar. Şimdi diyor ki bize şekilde fx gx fonksiyonları verilmiş. Bak burada ne var? Hemen f-1 diyorum. Hop yazıyorum. G2 artı f g-1 4 değil mi? Bunları yazdım. Peki bakalım. Şimdi diyorum ki g2 yani 2 işte alın buraya bakın 2'ye 3 noktası her ikisinde de ortak. Yani x yerine 2 yazdığında g 23 f2 3 g2 o zaman neymiş burası? Bakın burası 3. Tamam bunu yazdım. Soru ne oldu? f 1 3 oldu. f oldu. Peki g 1 4. g 1 4 ne demek? Bakın şu nokta ne? 0'a 4 noktası değil mi? Yani y'si 4 olan nokta. y'si 4 olan noktanın x'i ne? 0. O zaman burası ne? Bakın sıfır. sorun oldu? F 0 Değil mi? Tamam peki. Şimdi diyorum ki tersi yani f eksi 3 y'si 3 olan nokta fonksiyonda y 3 ne geliyor? x 2. Demek ki o zaman burası ne? 2. Peki f 0 ne? f f fonksiyonu bak sıfır burası değil mi? Yani sıfıra bir noktası değil mi? x 0 y ne? 1. f sıfır ne? o zaman 1. Değil mi? Burası da bak 1. Cevap ne? Tabii ki de 3. Yani D seçeneği olmuş oluyor. Geldik 32. sorumuza. Burada da bakın diyor ki bize A, B gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde F fonksiyonu tanımlanmış. F0 ve F4'ü vermiş. A artı 1'i soruyor. Hemen ben F0 yazacak olursam. F0 x gördüğüm yere 0 yazarsam. Bakın 0 artı B eşittir. Eksi 1'den B'ye ne geldi? Eksi 1. Bakın B'yi buldum. Yani burası eksi 1 olmuş oldu. Şimdi F4. Peki F4'ün değeri ne? Bakın F4 diyorum. F4. Yaz yerine 4 bölü A eksi 1. B'yi buldum ya eksi 1. Bu da eşittir 1. At bunu karşıya. 4 bölü A eşittir 2 olursa A nedir? Tabii ki 2 olmuş oluyor. Neyi soruyor bize? A artı B. Bakın A 2. B1 cevap ne? Tabii ki de 1 yani B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 33 yine grafik. Diyor ki bize yukarıda grafikleri verilen f ve g fonksiyonları için fx artı bir gx eksi 1 demiş. Şey gx eksi 3 demiş. Bağıntısı var. Bunlar birbirine eşit. Yazalım önce x artı 1. x gördüğüm yerine yazıyorum x artı 1. Bakın x gördüğüm yerine yazıyorum x artı 1. f x artı 1 eşittir x artı 1 eksi 5 oluyor. O da nedir? Bakın x eksi 4 oldu. Peki g x eksi 3. x gördüğüm yere x eksi 3 yazıyorum. Bir şey değişir mi? Bakın x eksi 3 yazdım. Yine 3. Sabit fonksiyon. E bunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman soru ne oldu? Mutlak değeri döndü. Bakın x eksi 4 eşittir 3. Haydi bakalım bunu mutlak değerle çözmeyin. Şöyle basit çözüyorduk ya. Ne verirsem 3 olur? 7 x 7 olduğunda ya da burası eksi 3 olacak. Yani 1 verdiğimde hızlı olmamız lazım. Onun için de bu değerler çarpımı ne oluyor? Tabii ki de 1'e 7'den cevap ne olur? 7 e seçeneği olmuş oluyor. Geldik 34. sorumuza. Aşağıda bakın bileşke fonksiyonu ve normal fonksiyonu vermiş. Buna göre diyor g3 eksi g eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır? Bakalım. Şimdi benim amacım ne? G3'ü bulmak. Tamam da burada bileşke fonksiyon var. O zaman şöyle bir yazayım. F bileşke G(x) diyorum. Değil mi? Bakın böyle yazdım. G3'ü bulmam lazım benim. Yani G fonksiyonunu elde etmem lazım. G fonksiyonunu nasıl elde edeceğim? Diyorum ki burada G3 hani bunun bir değeri var. Yani bu F bileşke G(x). X gördüğüm yere bakın benim 3 yazmam lazım. Bir 3'ü bir yazalım x eşittir 3 için. Bakın x eşittir 3 için f bileşke g 3 ne geliyor? Bakalım x gördüğüm yeri 3 yazıyorum. 7 geliyor. Bakın bunun sonucu neymiş? 7. At bunu karşıya. G3 ne oldu G3? Yani f'in tersinde 7. Öyle değil mi? Yani f fonksiyonunda tersinde yani y'si 7 olan nokta e ne y'si 7 olan nokta bu değil mi? Sıfıra 7 noktası değil mi? Yani o zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? F eksi 1 7 eşittir 0 diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman bunun sonucu ne? Tabii ki 0. Bakın bunu buldum. G3 neymiş? 0. Peki haydi bakalım bir de G eksi 2'ye bakalım. G eksi 2 ne? Diyorum ki x eşittir eksi 2 için bakın f bileşke g eksi 2 eşittir. X gördüğüm yeri eksi 2 yazarsam bileşkede ne geliyor? 2 geliyor. At bunu karşıya. G eksi 2 eşittir. F eksi 1 2. Diyorum ki F fonksiyonunda Y'si 2 olan nokta. E bura 1'e 2 değil mi? Y'si 2 olan noktanın X'ine gelir 1 gelir. Demek ki G eksi 2'ne 1 olmuş oluyor. O zaman hadi bakalım yazalım. Şimdi G3 neydi? Bakın G3 0. Sonucu yazacak olursam 0. G-2 ne? 1. O zaman cevap ne? Tabii ki de eksi 1 yani A seçeneği olmuş oluyor. Bakın güzel bir soru. Sınav formatında bir soru benden söylemesi. Geldik şimdi 35'e. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Grafik neye bağlı? Yani f fonksiyonu bakın verilmiş. G'yi de F'e bağlamış. F'li yazmış. Neyi soruyor? GOG3. GOG3 nedir GOG3? G bileşke G3 demektir. Önce neyi bulmam lazım? Bakın içinden başlayacaksın. Yani G3. G3 eşittir diyorum. Bakın X gördüğüm yeri 3 yazarsam. F0 artı F2. Buymuş. Değil mi? Bunu yazdım. Peki F0 ne? F0. Bakıyorum F0'a. F0 yani burası F0 bakın 0 hop nerede tanımlı bu tanımlı içi dolu olan yani burası ne bakın eksi 2. Peki F2 ne bakın 2 içi boş hop dolu olan yani 4 bakın bunun sonucu ne 2 o zaman burası ne geldi 2 geldi. Soru ne oldu G2 nedir oldu bakın G2 ne X gördüğüm yere 2 yazıyorum F eksi 1 artı F1 oldu değil mi? Peki F eksi 1 ne? Aha bakın eksi 1 burada. Hop ne oldu? Sabit. Yani eksi 2. Peki F1 ne? Hop bakın burası. Yani 2. Cevap ne? Tabii ki de 0 yani B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 36. Aman Allah'ım Tanrım bakın dikkat yakar. Diyor ki bize tanımlı olduğu aralıkta F0 eşittir, şey, F'a eşittir 0 denklemini sağlayan A gerçel sayılarına F fonksiyonunun kökleri denir. Neyin kökü? Zıkkımın kökü. Yani fonksiyonun kökleri olmuş oluyor. Eğer ki ben bunu F A eşittir sıfır olan her şey ne oluyor? Denklemin kökü oluyor burada. Şimdi diyor ki bana burada FX eşittir GX eksi 2 bölü GX artı 1 biçimdeki fonksiyonun köklerinin sayısının tanımsız yapan X değerlerinin sayısının oranı. Bak. Şimdi diyor ki fonksiyonunun köklerinin sayısının. Hangi fonksiyonun bu? Yani şu fx. fx bu ya bu fonksiyon. Bu fonksiyonun diyorum kökleri nelerdir? Kökler. Kökler f0. Doğru mu? Daha doğrusu bakın. Kökler şöyle bu fonksiyonu yani fx'i şöyle söyleyeyim. 0 yapan değerler. Bakın kökler bunlar. Tamam. Şimdi benim fonksiyonum ne? Yazıyorum gx eksi 2 bölü fx fonksiyonunu yazıyorum. x artı 1 eşittir 0 diyorum. Bunu sıfırlayacağım. Cx bu nasıl 0 olur? gx 2 olduğunda. Yani gx eşittir 2 olan değerlerde fonksiyon sıfırlanıyor ve kökleri olmuş oluyor. Peki nerede 2? Kaç tane sayı var? 2 nerede 2? 2 şurada bir yerde. Doğru mu? Tamam. Tamam da hocam ama burada iki yok ki. iki tanımlanmamış önemli değil ki bana diyor ki köklerin sayısının diyor kaç tane kök var diyorum yani bu fonksiyonda bakın grafiğe değen kaç nokta var iki tane nokta var demek ki o zaman bunun cevabı nedir iki tane bakın iki tane kök geliyor yani iki tane bunu o zaman sıfırlayan ben yani iki tane ne değeri var 2 yapan değer var biri burada bakın mesela atıyorum diyelim eksi üç eşittir 2. Eksi 5 eşittir 2. Önemli değil. Ve burayı ne yapıyor? Sıfırlıyor. Sıfırlıyorsa ne oluyor? Kök oluyor. Demek ki 2 tane. Bir de neyi soruyor bize? Tanımsız yapan. Bu fonksiyonu tanımsız yapan değerler nereler? Paydayı sıfır yapan değer. Yani paydanın sıfır olduğu bakın tanımsız. Yazıyorum tanımsız olan yerler. Gx artı 1'in sıfır eşit olduğu yerler. Yani Gx'in eksi 1 olduğu nerede gx eksi 1'dir? Aynı mantık. Aha eksi 1 şurada bir yerde olsun. Diyorum ki eksi 1 yapan bak hop şöyle çiz. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 nokta var. Bak buradaki burası, burası, burası. Bana onları sormuyor. Kaç tane diyor? 4 tane diyorum. Bakın 4 tane. Bana neyi soruyor bunların? Oranını soruyor tanımsız, bak köklerin sayısını tanımsız yapan x değerlerinin sayısının oranı tam sayı da demiyor. 2 bölü 4'ten cevap ne geliyor? 1 bölü 2 gayet bakın güzel yorum sorusu yani bununla ilgili bakın çıkabilir mi? Yorum anlamında sorulabilir mi? Evet sorulabilir dikkat edin. Geldik şimdi 37'ye. Şimdi bakın burada da bize diyor ki A eşittir 1, 2, 3, 4 olmak üzere. A'dan A'ya yani giden bir birebir fonksiyon varmış. Bakın birebirdir diyor. Buna göre F1, F2, F3 toplamını alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin e, arasındaki farkı soruyor. Şimdi benim bir kümem var. Bakın burası A kümesi. Bir de burada aynı şekilde A kümesi var. Çünkü fonksiyon A'dan A'ya gidiyor ve bu değerler ne? 1, 2, 3, 4. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi F1, F2, F3'ün en küçük değerini bulun desem bu birebirse ne yaparsınız? Al bu buna gider, bu buna gider, bu buna gider. Doğru mu? O zaman en küçük değer, bakın en küçük, en küçük eşittir. 1 artı 2 artı 3'ten 6 olur. Peki ben size desem ki F1, F2, F3 birebir ama bunu en büyük yapalım. Ne yaparsın o zaman? Sen burada F1'i atıyorum 1'e, F2'yi 3'e, F3'ü ne yaparsın? 2'ye. Sonuçta F1, F2, F3'ü demişim ya. O zaman ters mantık. Yani en büyük değerini bulurken F1 4. Bakın F2 3. F3 ne olur? 2 olur. Buradan da bu ne olur? 9 olur. Neyi soruyor? Aralarındaki fark. E 9 6 cevap ne geliyor? 3 yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 38. sorumuz. Bakın bu sorumuzda ki ÖSYM böyle sorular soruyor. Bakın grafiksel yorum tarzı sorular. Dikkat. Şimdi Burada dik koordinat düzleminde FGH fonksiyonlarının grafikleri şekildeki gibi verilmiştir diyor. Bakıyorum tamam. 0-2 koşulunu sağlayan bir A değeri var. Burada bir A değeri var. Diyor ki burada e, FA küçüktür GA olduğunda demiş. Ya da işte atıyorum 3 tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi F, G, H doğru mu? Tamam tek tek bir bunları bir yazalım. Bakalım. Şimdi F'in G'den küçük olduğu yerler, F'in G'den küçük olduğu yerler ne demektir? F'in G'den küçük olduğu yerler istiyorsan tek tek bir bakalım, bak hepsini alalım. Bak F G'den küçük, nerede küçük F G'den? F'in G'den küçük olduğu yerler, bak tam şuraya kadar. Bak fonksiyon grafik olarak F altta kalacak, doğru mu? Yani G üstte. Neresi sıfırla bir arasında? Bakın A sayısı eğer burada olursa, yani sıfırla bir arasında olursa, o zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi yani F G'den küçük oluyor. Bakın yani F A küçüktür G A ise o zaman burada ne olur? Yani yorumlayacak olursam H A büyüktür G A. O zaman yazalım. Burada yani bu aralıkta ne oluyor? Bakın F G H hatta şunu da yazayım. Şöyle olmuş oluyor. Ee, direkt olarak hepsini yazmış olayım. F A küçüktür G A ise... Bakın f küçüktür g ise ne oluyor? Şöyle burada f küçüktür g, o da küçüktür h. Yani böyle bir durum oluyor. Doğru mu? Bakın f a küçüktür g ise g a küçüktür h a, g a küçüktür ya da h a büyüktür g Bu kesinlikle doğrudur. Peki h g'den küçükse nerede h g'den küçük? Bakın bu aralıkta yani. Şöyle farklı bir renkte göstereyim onu. Bakın bu aralıkta doğru mu? Eğer ki A1 ile 2 arasında olursa ne olur? A1 ile 2 arasında ise direkt olarak yazıyorum. HA küçüktür GA'dan. O da küçüktür FA'dan. Bakalım. Şimdi diyor ki HA küçüktür GA ise tamam. FA büyüktür GA'dır diyor. Evet bu da doğrudur. Peki FA küçüktür HA ise nerede? f H'dan küçüktür. Bakın f H'dan küçük bu durum üstteki durum. O zaman ne diyor? h'a küçüktür g a'dan. Yani g a büyüktür h a'dan. Öyle bir şey olabilir mi? Bakın f H'dan küçük olduğunda h zaten en büyük oluyor. Yani g de h'tan büyük oluyor. Onun için de cevap ne geliyor? 1 ve 2 yani C seçeneği olmuş oluyor. Üçüncüsü yanlış oluyor. Şimdi bakın geldik 2 soru modeline güzel bir soru. Burada da bize diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu fx eşittir 2x artı 1 biçimde tanımlanıyor. Bileşke fonksiyonu vermiş a sayısını soruyor. Hemen burada verilen ifadeyi yazacak olursam bakın f bileşke f a. 4 çarpı f a diyorum. Şimdi f a dediğim ifade ne? x gördüğüm yere ne yazacağım? Direkt a yazacağım. Bakın yazarsak f a eşittir 2 a artı 1. Yerine yazalım. Bakın burada f ne oldu? 2a artı 1 eşittir. 4 çarpı ne oldu? 2A artı 1 oldu. Öyle değil mi? Böyle yazabilirim. Şimdi buradaki ifadede ben şimdi ne yapacağım? 2A artı 1 oluşturmam lazım. Bakın burası 2A artı 1 değil mi? O zaman diyorum ki ben X gördüğüm yere 2A artı 1 yazarsam ki yazalım. Bakın burada ne oluyor? 2 çarpı X gördüğüm yere 2A artı 1 yazıyorum. 2A artı 1 artı 1 eşittir. Buraya da dağıtalım. 8A artı 4. Dağıtalım hop ne oldu? 4A artı 2 bir daha ne oldu? 3 eşittir. 8A artı 4 oldu. Bunu buraya gönderelim. Bunu da buraya gönderelim. Bakın 4A eşittir. 1 A ne geldi? Eksi 1 bölü 4 geldi. Zaten bizden istenen ne? İşte bu A değeri cevap ne oluyor? Eksi 1 bölü 4 olmuş oluyor. Geldik şimdi 40. sorumuza. Şimdi bakın bize bir fonksiyon verilmiş. Gördüğünüz gibi f x denmiş. f 1 x x, f 2 x x x artı 1, f 3. Bakın ardışık gidiyor doğru mu? Şimdi f 7 1. Ne demek f 7 1? Yazalım. Şimdi f 7 1 diyorum. f 7 1. Yani ben burada 7 tane açacağım. Nasıl açacağım? x 1 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7. Bunun anlamı değil mi? 2 olunca 2 tane yazıyorum. 3 olunca 3 tane yazıyorum. Demek ki ben buraya 7 tane yazacağım. Peki F 4 2 ne demek? 2'den başla. Bakın 2'den başla. 4 defa yaz. 3, 4, 5. Bunları oranla diyor. Hadi bakalım oranlayalım. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı. 7 çarpı 8 bölü 2. Bakın burası ne oldu? 9. 11, 14. Sadeleştiriyorum 4. Sadeleştiriyorum 2. 4 bölü 2'den cevap ne geliyor? Tabii ki de 2. Yani B seçeneği olmuş oluyor. Ve geldi 41. sorumuza. 2 soru modeli. Diyor ki bize dik koordinat düzleminde F ve F artı G fonksiyonlarının grafikleri şekildeki gibidir. Bakın bize grafik vermiş yine. Buna göre diyor hangileri her zaman doğrudur. Şimdi bakıyorum. F artı G var ve F var. Burada F A. Bakın A burada değil mi? O zaman A ile başlıyorum. Bakın A fonksiyonunu bakın A noktasına göre yorumlayacağım. Diyorum ki burada F A. A yerine yazdığım zaman şöyle olmuyor mu? F A artı G A. Bakın ne oluyor? Büyüktür. Bakın bu üstte ya. Sonuçta kırmızı olan F büyüktür. F A'dan. O zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? GA büyüktür sıfırdan. Bakın. Üstte olan bu. Mavi olan FA artı GA büyüktür. Sonuçta bunun karşılığı diyelim 5. Bunun karşılığı atıyorum 1. 2 neyse artık. Yani sonuçta FA'dan büyük, GA büyüktür sıfırdan. Evet bu kesinlikle doğru. Bakın şimdi geldik B'ye. Farklı bir renkte göstereyim bunda. B'nin olduğu yer burası doğru mu? Bakın. Bunu yorumluyorum. Diyorum ki şöyle Kırmızı olan da beyaz olan da F B artı G B eşittir. Bakın kırmızı olan F B. Aynı zamanda bu üst tarafta olduğu için büyüktür sıfır. Şimdi büyüktür küçüktür olay olduğu için özellikle bunları yazıyorum. Şimdi bakıyorum. Ben buradan nasıl bir yorum yapabilirim? Diyorum ki zaten bakın FB artı GB eşittir FB ise bunlar birbirini götür. GB nedir? Sıfır. Değil mi? Şimdi soruyorum. FB ile GB'nin sıfırdan büyük olmasını sağlayan bir ifade GB sıfırsa o zaman buranın ne olması lazım? Artı olması gerekmiyor mu? Bakın eşitle GB'ler gitti FB'ne geldi sıfır geldi. Şunu ters yazdım. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın şu eşitliği direkt yazayım. Şimdi buradan bu eşitlikten ne oluyor? Bakın bu eşitlikten evet şöyle oluyor. Şimdi bu eşitlikte FB'ler birbirini götürüyor. Değil mi? GB eşittir diyorum 0 ise o zaman bakın GB 0 değil mi? Zaten belli bakın GB'nin 0 olduğunu biliyorum. Ama bana demiş ki GB diyor 0'dan büyük. Hayır bu yanlış. GB zaten 0. FB'ler gitti GB işte 0 geldi. Peki geldim şimdi C'ye. C'de de bakın nokta burası. Aynı mantıkla düşüneceğim. Şimdi C noktasında mavi altta kırmızı üstte. Ne oluyor burada? FC artı gc diyorum. Bakın e, küçüktür kimden? F'den yani fc'den. fc'ler birbirini götürürse gc ne? Küçüktür sıfırdan. Zaten neyi soruyor? İşte bunu soruyor. Cevap da ne geliyor? 1 ve 3 yani D seçeneği olmuş oluyor. Bakın güzel bir soru. Sınavda çıkmış. Ne yapıyoruz? Grafik yorumu yapıyoruz. Yani tamamen yaptığınız şey ne? Grafik yorumlamak. Bilginiz olsun. Ve geldik 42. sorumuza. Bakın yine iki soru modeli. A, B sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları verilmiş. AX artı B GX e, ifadesi BX artı B. Neyi soruyor bize? Demiş ki şurada F eksi G1 F1. Bak yazalım. Şimdi F1 eksi G1 eşittir F1 ise bunlar birbirini sıfırlar. G1 nedir? Eşittir sıfır. G1'in sıfır olduğunu buldun mu? Tamam. Yerine yazalım o zaman. Bak yazıyorum g1 eşittir b artı 1 eşittir 0 ise b nedir? Eksi 1. Bakın b'yi buldum. Tamam. Şimdi geldim hangisine? Bakın f2 artı g2 yazıyorum. f2 artı g2 eşittir g2 ise f2 eşittir 0. x gördüğüm yere 2 yazarsam... F2 eşittir 2A artı B eşittir 0. Bakın B'yi buldum. Yani 2A eksi 1 eşittir 0. A ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Bakın burası ne? 1 bölü 2. Neyi soruyor bize? A çarpı B. A çarpı B de nedir? Eksi 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 ile eksi 1'i çarparsam cevap ne gelir? D seçeneği olmuş oluyor. Bakın yine sınavda çıkmış bir soru tarzı. Emin olun ki özellikle TYT tarafında gelen soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Burada yaptığımız temel işlem düzeyinde ve grafik yorumlama. O zaman burada duralım, bir dinlenelim. Son videoyla bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın.